Selamun aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dairen programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Özkan Yaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Sağınıza duacıyız. Hocam bu hafta konumuz kin gütmemek üzerine olacak. Birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile bir ayet paylaşımımız var. Ali İmran suresi ayet 137. Rabbimiz buyuruyor ki onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever buyurmuş Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi kin gütmemek aslında aile için daha önceden de sık sık konuştuğumuz iyi geçinme için, bir yerde ailedeki huzur, saadet için olmazsa olmaz. Değil mi? Yani karşıdakine husumet beslememek, düşmanlık beslememek ki karşıdaki kişi ailede eştir, evet, evlattır, babadır, annedir, değil mi? Karşıdaki kişi kim olursa olsun ailenin bir parçası olduğuna göre sizin ona kin gütme lüksünüz olamaz. Düşmanlık yapma lüksünüz olamaz. Bir evlat annesine, babasına düşmanlık edemez, kin güdemez. Evlat da annesine, baba da evladına veya anne de evladına kin güdemez. Böyle bir seçenek yok. Yok. Veya karı koca arasında da bu yok yani. Eşinize nasıl kin güdeceksiniz? Eğer anlaşamıyorsanız boşanıp gideceksiniz. Ama böyle düşmanlık etmek, yani arkasından böyle sürekli husumet beslemek, buğz etmek, değil mi? İçten içe böyle bir nefret taşımak, bu olmaz yani. Bu olamaz. Şimdi ne dedi ayet-i kerime? Müminleri anlatıyor. Ellezine yunfikune. Onlar dedi infak ederler fi sarrai ve darrai. Yani bollukta da darlıkta da inkar ederler. Belki adamin el gayza, yani öfkelerini yutarlar. Ve afine anennas. İnsanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah da ihsan edenleri sever, iyilik edenleri sever. Öfkelerini yutarlar onlar. Kin gütmezler. Yani kinlerini içinde taşımazlar. Bir yerlerinde tutmazlar kinlerini. Kalplerinde kine yer bırakmazlar. Yani bu kalp muhabbet içindir. Bu muhabbet içindir, sevgi içindir, hasret içindir, özlem içindir, anmak içindir, hatırlamak, yad etmek içindir. Bu kalp kin için değildir. Ha evet, kin lazım. Nerede lazım? Düşmanlık lazım. Kime karşı lazım? Yani o da boşuna yaratılmamış. Ve İslam'ın en sağlam kulpu diyor hadis-i şerif, değil mi? Evet. İslam'ın en sağlam, Allah için buğz etmek, Allah için sevmek. Ya ben kini kime karşı düşünebilirim? Düşmanlığı kime karşı düşünebilirim? Şeytana karşı düşüneceğim. Evet. Çünkü ayet-i kerime öyle diyor. O sizin için açık düşmandır, apaçık düşmandır. Siz de ona düşmanlık yapın diyor. Kafirler sizin için apaçık düşmandır diyor. Siz de ona. Şimdi bizim düşmanlığımız kime olmalı? Bizim düşmanlığımız bize düşman olan, değil mi? Bize derken Müslümanlara düşman olan, Kur'an'a düşman olan, Hazreti Muhammed Mustafa'ya düşman olan şeytan ve dostlarına karşı olmalı. Zalimlere olmalı, kafirlere olmalı. Düşmanlığımız onlara olmalı. Düşmanlığımız heva ve hevesimize karşı olmalı. Heva ve hevesimize, yani bizi böyle sürekli kötülüğe sevk eden, kötülüğü emreden hevamıza o karşı olmalı. Dolayısıyla onun adresini şaşırmamak lazım. Eşiniz bunun burada yok. Eşiniz. Ha eşiniz de bir İslam düşmanıdır. Ne bileyim yani eşiniz de öyle bir şeytansa ki öyle değildir. Öyle değildir. Yani dolayısıyla zaten yuvanın kurulmasında, yani evliliğin şartlarında ne var? Karşıda kişi bir kere belli şartlarda olacak ki nikah kıyasınız. Evet. Yani İslam düşmanı olmayacak mesela. Öyle mi? Yani zaten en ilk baştan olmaz. Baştan zaten olmaz yani. Ha yuva sürdürülemiyor. Bir hata yapmış birisi veya artık geçim imkansız hale gelmiş. Boşandınız, bitti. Boşandıktan sonra da yine kin güdemezsiniz. Zaten olayı bitirmişsiniz. Bir olay bitti. Yani toplumda husumet, böyle aşırı nefret, aşırı öfke, aşırı düşmanlık kişinin evvela kendisini vuruyor. Kendisine zarar, aynı haset gibi. Kişinin kendisine zarar veriyor. Yani sizin içinizde taşıdığınız kin, adresi yanlışsa, yani gerçek düşmana değilse, o kin sürekli sizi sıkar,
sürekli sizi böyle nasıl diyelim, stres altında tutan, stres yani negatif tabii değil. Yani sizde bir gerginlik, sizde sürekli bir hatta sağlığınızı da bozar yani. Evet. Bu sizin midenizi de bozar. Hatta kalbinizi de etkiler. Sağlığınızı da bozar. O zaman kini atacak bir çözümü bir uygulamak. Yani nasıl, ne yapabilirim de şu kinden kurtulabilirim? Ne yapabilirim de şu husumeti atabilirim? Ne yapabilirim de şu düşmanlıktan sakınabilirim diye bir çabamız olması lazım. Evet. Hocam, bir sonraki ayetimiz Maide suresi ayet 8. Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın, o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Evet, şimdi diyelim ki birine kin duydunuz. Duyulmaz da bir anlık işte bir öfkeye kapıldınız. Sürekli taşınmaz da yani bir saat öfkelendiniz, kinlendiniz, bir gün kinlendiniz. Ama o kin de sizi ne yapmaması lazım? Kısa süreli bile olsa, yani içinizde öyle kısa süreli bir düşmanlık bile gelişse, haksızlık, siz adaletten ayrılamazsınız. Siz zulmedemezsiniz. Ayet bunu söylüyor. Ama buradaki topluluktan kasıt da yine aileyi anlamıyoruz biz burada. Yani yine farklı işte kin güdülmesi gerekenleri anlıyoruz ben. Devam edelim. Hocam, bir diğer ayetimiz Haşr suresi 10. ayet. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin. Evet, kalplerimizde iman edenlere karşı kin bırakma. Yani bu duayı biz kendi şartlarımıza göre yapabiliriz. Hı. Ya Rabbi, benim işte şu anda ona karşı bir öfkem var. Bu eşim olabilir. Bu arkadaşım olabilir. Akrabam olabilir. Benim ona karşı bir öfkem var. Ya Rabbi, benim kalbimde ona karşı kin bırakma. Hı. Yani benim içimde kin bırakma. Benim içimde ona karşı bir düşmanlık bırakma. Bir intikam duygusu bırakma. Bir husumet, bir nefret bırakma diyeyse o his duayı kaldı mı da sıkıntı değil mi hocam? Tabii. Hep kalıyor. Çünkü hayır, sizin içinizdeki o nefret duygusu, intikam duygusu size zarar veriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani karşıdaki kişiye de hani zarar var ama evvela size zarar veriyor. İçimde ona karşı kin duygusu bırakma. Niye? Çünkü biz bu toplumda ancak muhabbetle varlığımızı sürdürürüz. Muhabbetle istifade ederiz. Muhabbetle başkasına fayda sağlayabiliriz. Ama sürekli kardeşimize, akrabamıza, eşimize, dostumuza işte kinle, düşmanlıkla, öfkeyle davrandığımız zaman bu toplumda bir şey çıkmaz ki. İşimiz gücümüz ona karşı acaba ben ne yaparım da ayağını kaydırabilirim? Ne yapabilirim de zarar verebilirim? Ne yapabilirim de intikam alırım? İşimiz gücümüz bu olacak. Yani. Artık senin kimseye faydan olmayacak. Yani. Bu hep meşgul edecek. Hep meşgul edecek. Şimdi karı koca kavga etmişler veya işte birbirlerine bir anlayışsızlık göstermişler. Kocası onu anlamamış. O onu anlamamış. Konuşmuyorlar. Evet. Şimdi küsmüşler. Ya tamam, küsmekte kin belki tam anlamıyla kin yoktur küsmekte ama orada da bir parça var değil mi? Küsmekte de bir parça kin var yani. Ufak da olsa tabii bir payı var. Bir parça husumet var. Şimdi onu hemen içinizden atmanız lazım ki o içinizde hani çalı var ya, çalıyı hemen sökmeniz lazım. Eğer hemen sökmezseniz ileride bu sökemezsiniz. Çünkü o iyice yerleşir. Dallanacak. Ondan sonra kaldırıp atarsınız o kalbi, o şeyi. Yani o küskünlüğü de uzatmamak lazım ki kine dönüşmesin. Büyümesin. Tabii büyümesin. Husumete düşmanlığa dönüşmesin. Ama maalesef böyle hani ne diyoruz? İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar. Evet. Hatta daha güzel bir şey var. Eften püften şeyler için. Evet. Hiçbir kıymeti olmayan şeyler için aylarca haftalık yani o çok uzun süreler birbirlerini görmek istemeyenler, birbirleri arası duymak istemeyen karı koca. Evet. Yok bana şöyle dedi. Yok içimde ona karşı bir şey kalmadı. Yok efendim dıdı. Hepsi saçma. Hiçbirinin aslı astarı yok. Çok basit gerekçeler ve siz o kinle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece kendinize, sadece ona değil, çocuğunuza da zarar, çocuklarınıza zarar veriyorsunuz, yakındaki anne babanıza da zarar veriyorsunuz, onun akrabasına zarar veriyorsunuz, topluma zarar veriyorsunuz, hepsine zarar veriyorsunuz. Evet. Ve siz bunu umursamıyorsunuz.
Sizin umurunuzda değil. Ve siz bunun hiçbir hesabını görmeyeceksiniz. Dünyada hiçbir karşılığını görmeyeceksiniz, öyle mi? Bu kadar kişiyi üzeceksiniz, bu kadar kişinin hayatını zindan edeceksiniz, bu kadar kişiyi kendinizle uğraştıracaksınız, bu kadar kişiye nazınızı geçeceksiniz, yok benim dediğim olacak, yok şey olacak diyeceksiniz ve bunun dünyada hiç zararını görmeyeceksiniz. Dünyada da Allah-u Teala diyecek ya, ya olur bir şey olmaz, paşa paşa yaşayın, paşa paşa yaşamayacaksınız. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bunun belasını çekeceksiniz. Yani. Bunun karşılığını göreceksiniz bu dünyanın. Öyle göreceksiniz ki zor öleceksiniz. Artı bu bir seziden çıkacak da öbür tarafta bunun bir de azabı var. İsteyilen değil mi hocam? Ebedi alemde bu da bunun cezası çekeceksiniz. Yani kin güttüğünüz zaman siz kendinizi rahatlatmış olmuyorsunuz. Ben hayfımı alıyorum. Ben intikamımı böyle alıyorum. O da çeksin biraz. Kadın ya, kadın kocasına küsmüş, çekmiş gitmiş. O da öyle yapmasaydı, o da öyle söylemedi. Tamam böyle dövbe böyle davranın. Çok güzel davranıyorsunuz. Çok güzel. Hani bir şerefiniz var ya, bir gururunuz var. Gururunuzu aman kırmayın. Aman itibarınızı, izzet-i nefsinizi aman kırmayın. Böyle yapın. Aynen böyle yapın. Çok rahat ediyorsunuz. Rahat ettiğinizi zannediyorsunuz. Rahat etmiyorsunuz. Rahat etmiyorsunuz. Kaldı ki başkasına verdiğiniz eziyet, yani işte kinle çekip giderek, kinle küserek, kinle böyle konuşmayarak, şunla bunla, sadece kendinize değil dedim ya, başkasına verdiğiniz eziyetin de bir hesabı var. Bu da çıkacak bir gün. Yani bu toplumu maalesef, aileleri maalesef o kadar böyle sıkıntıya sokan bir şey ki, ya evet boşanmanın öncesinde bir takım sarsıntılar, ne diye artçı değil de bunlara öncül mü diyelim, yani bir takım belirtiler olacak. Yani yuva yıkılacak. Önce sallanır tabii. Evet. Önce sallanır. İşte bu ona bağırır, küser, gider, kızar. Sonra sallanır, sallanır. En sonunda küt diye yıkılır yuva. Yuva yıkılır. Ama o yuvayı aslında siz yıktınız. Siz yıktınız. Karşıdaki kişi eğer çok yanlış biri değilse, yani böyle sapık biri değilse, ki değildir yani, vardır. Sapık birileri yok mudur? Vardır. Çok çok zalim birileri yok mudur? Vardır. Yani biz toplumda yoktur demiyoruz. Ama birçoğu sizin vesveselerinizle öyledir. Sizin evhamlarınızla öyle. Gerçekte öyle değildir. Birçoğu da sizin evhamlarınızla öyledir. Ha, siz ne yaptınız? Siz ufak şeyleri büyüttünüz, büyüttünüz, büyüttünüz. Karşıdaki kişiyi de canavarlaştırdınız. Siz de kendiniz de canavarlaştınız. Ondan sonra yuvayı yıktınız. Sonra mutlu mu oldunuz? Hayır. Evet, mutsuz oldular. Hayatı bu dünyayı bir sefer yaşayacaksınız. İkinci bir ekstra bir dünya yok. Bir sefer. Bir sefer 40 yaşına geleceksiniz. İkinci sefer 40 yaşına gelmeyeceksiniz. Bir sefer 50 yaşayacaksınız. Bir sefer. İkinci bir 50 yok yani. Ya işte ben hani ikinci bahar falan diyorum. Bunlar hepsi saçma yani. Öyle bir şey yok. İkinci bahar diye bir şey yok. Hani belki başka şeyler için kullanılıyor. Ya, ikinci evlilikte ikinci bahar. Öyle. Evet. Ya ikinci bir dünya hayatı yok. Ha, ahiret var değil mi? Ebedi bir hayat. O da hesaptır. Burada yaptıklarınızı orada hesap vereceğiz. Hepimiz hesabını vereceğiz. Kime kin gütmüşüz? Kime düşmanlık etmişiz? Gerçekten hak etti mi? Doğru adres miydi? Az önce söyledik. Şeytan mı, dostu muydu o? Zalim miydi? Kafir miydi? Neyse. Hak etti mi bunu? Hak etti mi? Hak etmediyse bunun hesabını veremeyiz yani. Bunun hesabını veremeyiz. Bu kinden dolayı, husumetten dolayı, düşmanlıktan dolayı üzdüğümüz kişilerin, değil mi? Üzdüğümüz, canlarını sıktığımız, kendisi bizimle meşgul ettiğimiz kişilerin. Bunların da hesabını veremeyiz ya. Bunların hesabını veremeyiz. Dikkat etmek lazım. Evet. Hocam bir sonraki ayetimiz Maide suresi 98. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet. Şimdi şeytan diyor, şeytan sizin aranızı aşmaya çalışıyor. Ayet-i Kerime'nin devamında. Şeytan sizin aranızı aşmaya çalışıyor. Yani şeytan arayı nasıl açıyor? İşte bu şekilde açıyor. Önce onunla ilgili, mesela eşler arasında diyelim, evet, karı koca arasında diyelim, senin kalbine ne atıyor? Ufak ufak sözler atıyor. Böyle hani nasıl ok atıyor, değil mi? Böyle ok atıyor kalbe. Damlaya damlaya gülettiriyor. He, tabii. O diyor böyle, anneme böyle söyledi diyor. Bak, senin annene böyle söyledi şeytan. Onu kenara bir not ediyor. Tabii, o bunun üstüne bir şey bina edecek. Annene böyle söyledi. Bırakmadı bak. Bırakmadı. Bak böyle yaptı filan. Onun üstüne bina. Amacı ne?
ne diyor? Aranızı açmaya çalışıyor şeytan. İçkiyle açmaya çalıştığı gibi, kumarla açmaya çalıştığı gibi, fal oklarıyla açmaya çalıştığı gibi, işte başka günahlarla açmaya çalıştığı gibi, evli karı kocanın da arasını bir takım böyle, hani dedik ya incir çekirdeğini, bir takım böyle çok basit bahanelerle açmaya çalışıyor. Yani siz burada bir Euzü Besmele çekin ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir dakika ya. Bir dakika bu yani bu değmez buna. Yani bu tamam o öyle söyledi de onun söylediği şey benim ona küsmeme, benim ona kin beslememe, benim onu ne diyeyim terk etmeme yani şey o gerekçe olamaz. O söylediği bir şey bu kadar büyük bir şey değil gibi. Yani böyle bir hafif bir muhakeme yapıcı olmak lazım. Tabii. O anda bu şeytandan geliyor ha bu bana. Bu şeytandan geliyor. Bunun da bilincinde olmak tabii, lazım. Tabii şeytan bana şu anda ona karşı öfkelenmeyi sanki telkin ediyor. Ona karşı kin gütmeyi sanki şu anda bana öğretiyor. Bir dakika, hayır ben bunu yapmayacağım. Ben şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağım. Rabbimden yardım isteyeceğim. Rabbimden yardım isteyeceğim ve kendi hatalarımı göreceğim. Diyeceğim ki ya ben suçluyum burada ya. Burada ben yanlış yapıyorum. Ben yanlış yapıyorum. Veya karşı tarafa bir bahane bulacağım. Bir gerekçe bulacağım. Ya öyle söylüyor herhalde işte. Anlamaya çalışıyoruz değil mi hocam? Şu anda gergin olduğu için söylüyor. Şu anda işte efendim onun bir takım sıkıntıları var. Yorgundur, işte haklıdır filan gibi. Karşı tarafa bir bahane bulacağım. Ve şeytanın aramızı açmasına engel olmaya müsaade etmeyeceğim. Yani kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Çünkü şeytan bizim için düşmandır. Düşman ne yapmaya çalışır? Yuvayı yıkmaya çalışır. Düşman ne yapmaya çalışır? Karşıdakine karşı senin nefretini artırmaya çalışır. Çalışır yani. Evet, devam edelim. Hocam bir sonraki ayetimiz İsra suresi 53. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. Evet, işte değil mi? Yani sözün en güzeli söyleyerek kinden kurtulmak, küsmekten kurtulmak, yani karşıdaki kişiye bir dua ederek, tebrik ederek, takdir ederek, iltifatta bulunarak, güzel hitap ederek, karşıdaki kişinin öfkesine öfkeyle cevap vermeyerek, öfkeyle mukabele etmeyerek, karşıdaki kişiye selam vererek, yani eşimizi anlıyor. Zaten aile deyince program genelde iş üzerine. Evet hocam. Yani eşimize o beklediği cümle. Karşıdaki kişiden sizin kulağınıza gelen, duymak istemediğiniz, değil mi, rahatsız edici sözler varsa ona da o şekilde dediğim karşılık vermemek. Yani size bağırıyor, siz de işte... Ben bir ton daha üstünden bağırayım. Kendimi kurtarayım veya sanki savaştaymışız gibi. Sen bana bağırırsan ben de sana bağırırım. Sen bana bir şey yapamazsın ben sana... Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman şeytan bak kenarda eline böyle ne, evet. Ellerini ovuşturuyor. Ne dedi? İnne şeytane kâne lil insâne aduven mubînâ. Muhakkak. Ya şeytanın dostları şu anda gece gündüz çalışıyorlar. Televizyonlarda çalışıyorlar. Her tarafta çalışıyorlar. Niçin çalışıyorlar? Aileyi yıkmak için çalışıyorlar. Sizi birbirinize düşman etmek için çalışıyorlar. Seni ondan uzaklaştırmak için çalışıyorlar. Şeytan dediğimiz zaman sadece görünmeyen bir şey aklımıza gelmesin. Evet o var zaten etrafımızda var. Ama şu anda televizyonlardaki filmler... Bunun için çalışıyor. Dizi filmler bunun için çalışıyor. Etrafımızdaki şeytanlaşmış akrabalardan, dostlardan tutun. Var bir sürü şeytan gibi çalışıyor. Kimi dernekler. Tabii. Ya gece gündüz çalışıyorlar ki ona karşı bir şeyin olmasın. Ya diyor, geç git ya sen de özgürsün. Sen de hayatını yaşa filan gibi yalnızlığa teşvik ediyorlar. Devam edelim. Hocam Kur'an ve sünnet dahili bölümümüzün bir de sünnette kısmı hadis-i şerif var. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Yani haram olur. Evet buyurmuş Peygamberimiz. Evet. Ve la yahillu li muslimin diyor. Yani Müslümana helal olmaz. Şimdi وَلَا تَبَغَضُوا buğz etmeyin. Bu derken karşılıklı buğz etmeyin. Tabii. Buğz nedir? Kindir. Yani birbirinize kin gütmeyin. Şimdi kin de sürekli bir sebebe takılma vardır kinde.
Yani bir şeyin etrafında dönme vardır yani. Hani tavaf. Evet. Tavaf nedir? Bir şey, etrafında dönme. Etrafında dönmedir. Bir merkezde bir şey, onun etrafında dönme. Bir mesele takılmış bir mesele. Eskiden jeton derdik buna. Jeton düşmüyor. Evet. Jeton takılma, şey takılma derdik. Takılmış bir şeye sürekli onun etrafında dönüyor. Hmm. Kinde bu var yani. Sürekli dönme var etrafında. İşte bu bana nasıl bunu yapar? Bu böyle söyledi, bu böyle yaptı, bu ve sürekli aklına getiriyor onu. Aklına getiriyor, onu daha da aşmaya çalışıyor. Hmm, demek ki şundan, hmm, şöyle, hmm, böyle. Onu büyütüyor. Tabii onun dal budak verdiriyor ona tabii. Yani. Dal budak, içinde geçirdikçe onu büyütüyor. Şimdi, halbuki unutmayı denese, güzel yönlerini görmeyi denese, güzelli, yani bardağın hani bu dolu tarafını görmeyi denese ve hepimizin işte bir gün öleceğini, yani yaşlanacağımızı, güçten düşeceğimizi denese, kendi hatalarını görmeyi denese, belki de onun etrafında dönmeyecek. Veya kendine güzel meşguliyetler bulsa, güzel şeylerle uğraşsa, belki de o kin içinde büyümeyecek mesela. O yüzden birbirinizle buğz etmeyin dedi. Kardeş, bir Müslümanın 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. 3 güne kadar küstünüz, o 3 gün içerisinde o küsülüğü halletmeniz lazım. Yani bir şekilde unutmanız, bir şekilde silmeniz, bir şekilde yenilemeniz. Aranın bulunması gerekiyor. Mesela, evet. Hocam bir diğer hadisi şerifimiz, şuradan hemen bakalım. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin beslemek, işte bunlar kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum. Aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Evet, geçmiş toplumlar hastalığıymış bu demek ki kin beslemek. Hastalık diyor. Bu bir hastalık, hastalık. Kin güden kişi hastadır, biliyor musun? Kocasıyla tartışmış ayrılmış veya karısıyla tartışmış ayrılmış koca. Hasta. Tedavi edememiş. Ya, tedavi edilmesi edememiş. Lazım işte. Evet. Hasta bu. Şimdi, evet belki... psikolojik tedavi, yani nasıl diyelim, ilaç tedavisi bile vardır patolojik durumlar için. Ama bu bir hasta, geçmiştekilere de diyor vardı, bu size de bulaştı. Bu ne yapar diyor, dini kökünden kazıyıp yok eder. Dini kökünden kazıyıp yok eder. Bu hastalık eğer içinizde kök salmışsa, siz bunun tedavisine bakmıyorsanız, dedik etrafında dönüyorsanız bu kinin, affetmiyorsanız, evet, geri adım atmıyorsanız, geri adım atmıyorsanız, karşıdaki kişiyle ilgili olumlu hiçbir şey düşünmek istemiyorsanız, bakın bu sizin kendi iradenizle alakalı, hiçbir şey düşünmek istemiyorsanız, bu sizi yok eder. Sizin ahlakınızı da tahrip eder, dininizi de tahrip eder, insanın vücudunu da tahrip eder. Az önce söyledik. Kin güttükçe siz kendinize de zarar verirsiniz. Değil mi? Evet. Yani bir yerden çıkacak, şekeriniz artacak, tansiyonunuz artacak, böbreğiniz artacak. İşte tabii yani hastalıkları mesela şey. Yani hastalıklar, ama o esas mesele o değil. Ne dedi? La aqulu tahliqu ash-sha'ra velakin tahliqu ad-din dedi. Bu saçı tıraş etmez, dini tıraş, dini kökten yok eder. Ki dini keser atar. O yüzden meseleyi ciddi almak lazım. Evet. Hocam bir sonraki, her pazartesi ve perşembe ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Şu iki kişiye birbirleriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Evet. Şimdi bütün herkesin günahları affedilmiş, amelleri kabul edilmiş. Pazartesi, perşembe değil mi? Fakat evet, birbirine küsülü olan, birbirine kin güden iki kişiye ne deniyor? Bunların amellerini getirmeyin. Bunların hele bunları işlem listenin dışında tutun. Ta ki barışıncaya kadar. Listenin yani dışında tutun. Ya şimdi siz maaş alacaksınız. Aybaşı gelmiş. Maaş gününüz gelmiş. Herkese maaşlar verilmiş. Size ne diyorlar? Sizinki yok. Sizinki yok. Niye yok? Siz küssünüz. Barışın ondan sonra. Hemen barışırlar. Hemen barışırlar değil mi? Ya yani şimdi bunu çok basit olarak anlayabiliriz. Yani maddi olarak hemen çok kolay anlaşılıyor da. Ölsem bile barışmam onunla. Hmm. Ne yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar barışmam onunla.
gibi, hani böyle kinde öyle şeyler vardır ya, evet, klasik klişe laflar vardır. İşte mezarı meşilsin ki bilmem ne, çok böyle cenazeme bile gelmeden. Çok abartılı şeyler söylenir. Peki kimin mülkünde yaşıyoruz? Rabbimizin mülkünde yaşıyoruz. Kimin verdiği bedendeyiz? Rabbimizin verdiği bedendeyiz. Kim, nereden geldik? Bu ruhu kim üfledi? Rabbimiz üfledi. Nereye gideceğiz? Hepimizin gideceği yer neresi? Hepimizin gideceği yer yine Rabbimizin huzuru. Hani meşhur bir hikaye var. Yer yer anlatıyoruz. Kadının birisi kocasının eziyetlerini hep sabretmiş. Kocasının kahrını çekmiş. Ve demiş ki ne yapayım, ölene kadar çekeceğim ben bu kahrı, sabredeceğim demiş. Sabretmiş ve ölmüş bu kadın bir gün. Öldüğü zaman bunu evliyaların şeyine götürmüşler, ruhunu. Hani ne diyorlar işte, evliyaların ruhlarının olduğu yere götürmüşler. Evet. Hani kırklar meclisi falan denir ya, evet, evliyalar hepsi orada. Bakmış ki kocası da orada. Yani kadın yani ölene kadar kocasına sabretmiş, öldüğünde bak kocasının ruhu da demiş hayır, bak dünyada sabrettim, burada olmaz yani, bari beni onun yanına koymayın. Burada tahammül edemem. Burada ben rahat etmek için geldim buraya, zaten dünyada çektim bu, kurtuldum filan, burada da mı karşıma çıktı deyince ona demişler ki ya, sen zannediyor musun ki bu evliyalar meclisine öylesine alındın? Yani bu, sen bir makama çıkmışsın ki buraya getirdiler seni. Sen de evliyasın yani. Nasıl evliya oldun sen? İşte onun eziyetlerine sabrettin. Sen farkında değildin ama sen evliya olmuştun. Sen evliyaydın. Çok büyük bir evliyaydın. Peki sen nasıl evliya oldun? Ona sabrederek evliya oldun. Onun sayesinde mi oldun? Onun sayesinde evliya oldun. Evet. Ve onun da görevi neydi aslında? Seni bu makama getirmekti. O da görevini yaptı. Farkında değildi belki. O da görevini yaptı. Şimdi tabii bunlar latife kabilinden ama şunu söylüyoruz. Yani gelip geçeceğiz. Hepimiz bir gün Rabbimize döneceğiz. Öyle yok işte, öyle abartılı cümleler kurmaya gerek yok. Her şey gelip geçecek. O çok kıymet verdiğiniz o gençliğiniz de geçecek. Sağlığınız da gelip geçecek. Yarın birilerine muhtaç hale geleceksiniz. Birileri sizin bakımınızı üst belki yapacak eğer yaşarsanız. Elden ayaktan düşeceksiniz. Öyle abartmaya gerek yok. Dünya 2-3 günlük bir şeydir. 2-3 günlük bir şey. Hani bir garip ve bir yolcu gibi ol diyor. Böyle bir kapısından girip öbür kapısından çıkacağız. Değil mi? O kadar abartmaya gerek yok. Ya insanlar da affederler. İnsanlar hata da yaparlar. O yüzden biz kin gütmek yerine kendimizi de rahatlatacak unutmayı deneyeceğiz. Unutmayı deneyeceğiz. Diyeceğiz o da insandı inşallah. Değil mi? Evet. Devam edelim. Hocam, kin gütmemek üzerine Hazreti Ali'den bazı tavsiyeler var. Kınanmaya en çok layık huy kindir. Kusurların başı kindir. Kin haset ehli olanların ahlakıdır. Kin çetin bir dert ve helak edici bir hastalıktır. Kin öyle bir ateştir ki isteğine ulaşmadan sönmez. Kötülüğün silahı kindir. Evet, devam edelim. Çok güzel özetlenmiş. Hocam, ikinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz. Konumuz kin gütmemek üzerine. Burada Üstad Bediüzzaman'ın bir ifadesi: eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezayüt eder. Artar yani, değil mi? Eğer onun kötülüğüne karşı sen de kötülükle cevap verirsen aradaki husumet, kin artar. Evet. Zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Düşmanlığı devam eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder ve sana dost olur. Evet, pişmanlık gösterir ve sana dost olur. Yani aslında karşıdaki kişi size bir yanlış yapmışsa ona ceza vermenin en iyi yolu, yani ona verilecek en iyi ceza nedir? Karşıdaki kişi yakın bir akrabanızsa, dostunuzsa, eşinizse, onun hatasına, onun yanlışına en büyük ceza nedir? Hocam nedir diye soruyorum. En büyük ceza onu affetmektir. Hazreti Yusuf, hani filmde güzel işlemişler. Kardeşleriyle karşılaştığında, hani Yusuf musun? Evet, ben Yusuf, işte bu da kardeşim falan deyince ne diyor onlardan bir tanesi? Diyor ki, Yusuf diyor, bizi affetme diyor. Bizi affetme.
Çünkü senin bizi affetmen bize vereceğin en büyük ceza olacak. Yani utanç duygusu, o pişmanlık duygusu. Ezecek, eziyor seni, affet. Ya işte ama siz bir hata yaptınız, ya affettim gitti. Ya şimdi insan hata yaptığı zaman, hatta karşıdaki kişi eğer benim hatamı, yani tanıdı, hani dedim ya, bu aile içinden bahsediyoruz. Karşıdaki kişi benim hatamı affettiğinde o benim böyle çok önüme geçer ya. Çok çok önüme geçer. Ne diyeceğim? Ya bu ne kadar yüceldi. Bu benden çok çok yüceldi yani. Bu beni öyle bir ezdi ki. Resmen beni affederek ayaklarının altına ezdi beni. Hmm. Siz şimdi karşıdaki kişiyi affettiğiniz zaman size çok kötülük yapmış. Size çok eziyet etmiş. Ama siz onu affettiğiniz zaman siz onu eziyorsunuz. Farkında değilsiniz ama siz onu eziyorsunuz. Ve o sizin yavaş yavaş köleniz oluyor. Yani affettiğiniz kişi sizin köleniz olur. Bu ayrıntıyı üstad bak öyle söylüyor. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, pişmanlık gösterir, sana dost olur diyor. Pişmanlık gösterir, iyilikle mukabele edersin. Hocam 3. bölümümüz bir kural bir düstur. Konumuz kin, gütmemek üzerine devam ediyoruz. Kin ve düşmanlığa karşı şuur kuralımız var hocam. İlki şeytana kin besle, ikincisi uzatma, üçüncüsü uzaklaşma, dördüncüsü Rabbini düşün. Şuur kuralım. Evet, zaten şuurumuz yerindeyse veya şuurluysak zaten eşimize, dostumuza, ahbabımıza, akrabamıza kin gütmeyiz. Şuurumuz gittiği zaman, şuursuzluk gösterdiğimiz zaman kin içimizde büyür. Şimdi şey harfini şeytana kin besle. Ya besleyecekse ona besleyecek. Ya şeytana kin beslemek bir şey değil. Bir nasıl diyelim, rastgele yapacağımız bir şey değil. Bu bizim için bir görev, bir zorunluluk. Bu olmalı. Bu şeytana, zaruret yani. Evet. Benim şeytana ve dostlarına karşı özel bir düşmanlığım, sürekli bir düşmanlığım, fazlaca bir düşmanlığım, artması gereken bir düşmanlığım olmalı. Yani ben bugün dünyayı işte ateşe atan, değil mi? Böyle kasıp kavuran Amerika'sına, şuna buna karşı gerçekten ciddi bir düşmanlık gösterebilmeliyim yani. Açık bir düşmanlık gösterebilmeliyim. Bu düşmanlık için çalışmalıyım. Müslüman çok iyi bir düşmandır, biliyor musun? Çok iyi bir düşman olması lazım. Müslüman düşmanlığı böyle alnının çatına koyması lazım. Ya ben şeytana karşı düşmanım. Kafire karşı düşmanım. Amansız bir düşmanım ben. Olmam lazım. Eğer yapmıyorsam bende bir sıkıntı var. Bende bir sıkıntı var. Ben heva ve hevesime karşı, nefsimin emmare diyoruz, nefs emmaremin heva hevesine karşı, evet, bir düşman, ciddi bir düşman olmam lazım. Bu düşmanlık için ne yapmam gerekiyorsa, nasıl bir silah, nasıl bir savaş, nasıl bir taktik, benim bunu her zaman için geliştirmem lazım. Ve maalesef şu anda sıkıntımız ne? Bu düşmanlığı ne yapmıyoruz? Yeteri kadar yapmadığımız için nereye kayıyor bu düşmanlık? Kendimize kayıyor, değil mi? Evet, şeytana kin besleyeceğiz. Zaten şeytana duyduğumuz kin bizi çok meşgul edeceği için başkasına şey kalmayacak. Zaman da kalmayacak. Ama orada bir boşluk gösterirsek, şeytan ve dostlarına karşı yeterli savaşı, yeterli kini, yeterli husumeti, düşmanlığı göstermezsek bu tarafa kayıyor. Bu enerjiyi başka yere harcayacağız. Bu tarafa kayıyor yani. İkincisi ne? Uzatma. Biz hani biraz argo tabire ne uzatıyorsun diyor. Uzatma. Evet. Tamam, öyle söylemiş. Tamam, şöyle söylemiş. İki cümleyle söyledin, anladık. Ne bunu 10 cümleye niye çıkarıyorsun? Daha ne uzatıyorsun? Ne uzatıyorsun yani? Şimdi kocası kendisine işte şöyle yapmış, böyle etmiş filan. 5 cümleyle anlatılabilecek bir konuyu üstüne öyle şeyler ekliyor ki kadın. Öyle şeyler ekliyor ki. Veya karısı kendisine bir yanlış yapmış. Adam üstüne öyle şeyler ekliyor ki. Uzatma kardeşim. Uydurma. Uydurma, sıkma, abartma. Tamam, anladık. Kızmış, öfkelenmiş, sen de ona öfkelenmişsin. İki cümleyle anladık. Ne uzatıyorsun ya? Uzatmak, şeytanın sana verdiği cümleleri kullanıyorsun. Farkında değilsin. Şeytan habire sana veriyor cümleleri. Al diyor, bunu da kullan, al bunu da söyle, al bunu da söyle. Üçüncüsü ne? Uzaklaşma. Evet. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Gönülden de ırak olur. Şimdi çekmiş gitmişsin sen, evine çekip gitmişsin. Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Hani bizi dinleyen vardır böyle izleyicilerimiz. İşte kocasının bilmem bir takım gerekçeler, saçma sapan gerekçelerle çekmiş gitmiş. Karısını bırakıp çekip gitmiş. Uzaklaşma.
Sen zannediyorsun ki rahatlıyorum ben. Ayrı kaldıkça rahatlamıyorsun. İçinde kin ekiyorsun. Kin, hani bahçede kin ektikçe de keyif aldığını zannediyorsun. Hayır. O ektiğin kinler, sana da zarar veriyor, geleceğine de zarar verecek. Dördüncüsü, Rabbini düşün. Rabbini düşün. Ne demek Rabbini düşün? Rabbimiz bizi terbiye eder. Rab ne demek? Terbiye etmek. Rabbimiz bizi terbiye eder. İmtihanlar ne içindir? Terbiye içindir. Ha, şu an bir imtihandasın. Şu an imtihan ediliyorsun. Karşıdaki kişiye düşmanlık edecek misin, etmeyecek misin? Kinini artıracak mısın, bırakacak mısın diye Rabbin şu an seni terbiye, imtihan ediyor şu anda. Şu an sen, hepimiz imtihandayız. Ve bu imtihanı kazandığımız zaman, kaybettiğimiz zaman neticeleri bellidir. Değil mi? Cennet ya da cehennem gibi sonucu var. Dolayısıyla benim Rabbim şu anda beni imtihan ediyor. Rabbim şu anda beni görüyor. Eğer bir sıkıntı, bu sıkıntı yaşamıyorsam elimi açarım Rabbimden isterim. Rabbime dua, o benim kalbime zaten ferahlık da verir. Evet. Kalpleri çeviren de odur gibi. Rabbine bu bilinçte, tabii, bu düşüncede. Yani onun seni duyduğunu, bildiğini, gördüğünü bil. Ona duayla seslenebileceğini bil. Ona varacağını bil. Onun kelamını hatırla. Onun zikrini hatırla. Onun yani tavsiyelerine kulak ver. Onun Resulüne, Habibine git. Onun Habibine git. Onun dostlarıyla otur. Hemhal ol. Onun dostlarının sözlerine kulak ver. Onu razı etmek için uğraş yani. Evet. Hocam, dördüncü bölümümüz aile haberleri. Kayseri'den gelen bir haberimiz var hocam. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Abdullah ve Nafiye Kılın çifti verdikleri hayat mücadelesiyle diğer anne ve babalara örnek oluyor. Abdullah Kılınç doğuştan engelli olan 23 yaşındaki Mahmut'un tüm ihtiyaçlarını eşiyle birlikte çalışarak gidermeye çalışıyorlar. Bunlar birbirlerine kin duyabilirler mi? Duyamazlar hocam. Bu karı koca kin duyabilirler mi? Duyamazlar. Niye? Çünkü meşgul oldukları başka bir şey var. Bir düşmanları var değil mi? Evet. Bir belayla uğraşıyorlar. Evet. Bela demeyelim buna. Bir imtihanla uğraşıyorlar. Bir sıkıntıyla uğraşıyorlar. Evet. Ve bunu kendilerine şey yapmışlar yani. Dert etmişler. Onunla uğraşıyorlar. Yani Allah-u Teala'nın illa size böyle bir şey mi vermesi gerekiyor? Yani Allah muhafaza, bak yani imtihanların ne ağırları var. Ne ağır, evet, ne çileli imtihanlar var. Allah şifalar versin. Ya sizin yani inanın bazı böyle küsmüş, bazı böyle kin besleyen karı kocalar var, akrabalar var. Hiçbir sorunları yok. Elle tutulur hiçbir şey. Gelirleri yerinde, evlatları sağlam. Nasıl diyelim yani, hiçbir sorunları yok ama maalesef. Devam edelim. Hocam, 5. bölümümüz tavsiye kitap. Konumuz kin gütmemek üzerine, Kur'an ve sünnete göre Müslüman kadının şahsiyeti. Profesör Doktor Mehmet Ali Haşimi diyor. Burada bir ifadesi de var kitabın, bir ön tanıtımı. Şefkatli bir anne, mutluluk dolu bir hayat inşa eden iyi bir eş. Anne babasının değerini bilen hayırlı bir evlat, akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla iyi ilişki içerisinde olan, bunun yanı sıra bilinçli ve kişilik sahibi bir fert olarak toplumun şekillenmesinde rol oynayan Müslüman kadının üstlendiği sorumluluklar bu kitabın işlediği konulardır. Evet, Müslüman kadının şahsiyeti ki her bölümde bir kitap tavsiyemiz var. Ne diyelim, inşallah temin ederiz, bir şekilde okuruz. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. Amin. Hocam, programın sonuna doğru geliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz son bir şey? Ya duamız, o başta ayet-i kerimede bize hatırlatılan ne diyoruz? Rabbimiz eşimize karşı, dostumuza karşı, akrabamıza karşı kalbimizde bir kin bırakma. Müslümanlara karşı kalbimize bir kin bırakma. Aha. Kalpleri evirip çeviren sensin. Bizleri husumetten, Müslümanlara karşı düşmanlıktan uzak kıl diye dua edelim. Amin inşallah. Kıymetli Hocam Özkan Yaman, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Kıymetli Rehber TV izleyicileri, Bir Saadet'e Dair'in programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.